Sen anlat kara deniz. Siz de yapamıyorlar. Tamam. Hayırdır evlat? Ne kadar uzun sürdü davet? Öyle. Güzel eğlendim ama Allah haber. Güzel. Canım sıkkın biraz abi. Bir çayını içeyim dedim. Senin ağzında bir baklava var. Çıkar bakalım. Nazar. Canımı sıktı biraz. Gerçi... Canımı sıkmadığı gün yok ya. E'si? Ben de onu biraz patakladım. Erkek adam biraz sinirli olur, öyle değil mi? Öyle. Her evde bunlar olur. Bu meseleleri çok büyütmemek lazım, öyle değil mi? Çok üzerime geliyor abi. Duracağı yeri de bilmiyor bu kadın. Ben de sinirleniyorum. Benim de elimin ayarı yok. Haklısın, haklısın. Dedim ya. Olur böyle şeyler. Şaban! Kusura bakma ya. Benim de hiç elimin ayarı yok. Acıdı mı? Bunu yapmayacaktım Fikret abi. Yapmayacaktın. Canını mı sıktım? Ben de hiç duracağım yeri bilmiyorum. Elim de biraz ağır. Ha? Evet, at. Ne yapacağız şimdi? Tut bunu. Tut bunu. Beni dinleyin uşaklar. Eğer Vedat tetiği çekmeye cesaret ederse, kılına bile zarar gelmeden haburdan gitmesine izin vereceksiniz. Eğer vermezseniz, üzerinizde ne kadar hakkım varsa hepsi haramdır. Ha, izin verirseniz hepsi ananızın ak sütü gibi helaldir. Şimdi söz verir misiniz? Söz verir misiniz la? Söz. Söz. Abi de şu ağacı görüyor musun? Cesedimi o ağacın altına gömün. Tamam. Bu evde de ne varsa
aranızda paylaşın. Hakkaniyetli davranın ha. He? Evet Dad. Bir çare kızı tekme tokattı verken nasıl güçlüydün? He? Ha. Bak şimdi gene güçlüsün. Elinde silah var. Hı? Hadi evlat. Hadi. Çek şu tetiği. Bitir işi. Hadi çık. Vur Mustafa. Sıksana. Karını kaçıran Rüstem olmasına rağmen. Bu ispatlı, delilli olmasına rağmen beni vur. İçeri gir. Oğlun seni ziyarete gelsin. Tel örgülerin arkasından büyüt oğlunu. Hadi vur. Vursana. Hadi. Sıksana. Sıksana. Sık. Sana yardım edeyim. Beni aradı. Vedat dönmüş. Sesi çok kötüydü. Biliyorum, beni de aradı. Ben telefondayken Murat arkamdaymış. Hepsini duymuş. Fırladı gitti. Sonra Fatih geldi. Biz de peşinden gittik. Bahçeye gittik. Murat'ı durdurmaya çalıştı. Sonra bir anda Fadi. Zehra. Ameliyatta. Kim vurmuş? Vedat'ın köpekleri. Ne olur oğlum, bir şey olmasın. Ne olur olmasın. Olmayacak. Sana bir can borçluyum herhalde evlat. Öyle değil mi? Buraya geldin. Bana yardım edeceğine söz verdin. Ama tek yaptığın şey işimi baltalamak. Neden Fikret abi? Boş ver. Hadi geç şimdi. Alo. Hemen Vedat Sayar'ın evine gidin. Karşınıza kim çıkarsa paketleyin. Devran. Devran dur bir saniye. Devran. Bir dur artık. Bir sakin ol ha. Bana bırak Devran. Git. Git hastanede kardeşinin karının başına dur hadi. Bunu yapmayacağımı biliyorsun değil mi Devran? Ne yapacaksın lan peki? Ha? Vedat.
biraz sayarı bulacaksın. Eşek sudan gelinceye kadar dövüp kardeşini vuranın kim olduğunu mu söyleteceksin? Öldüreceksin mi, ne yapacaksın? Bir dur artık, bir bana bırak. Benim kardeşime mermi sıktılar Devrem. Sen bunu biliyor musun? Benim kardeşime mermi sıktılar. Alo. Vedat Sayar'ın evine ilk ulaşan haber versin. Tahir Kaleli geliyor. Kesinlikle içeri girmeyecek. Direnirse gözaltına alın. Taksi! Vedat Bey, Kalelilerin küçük kardeşini bizim arkadaşlar vurdular. Vurdular mı? Hangisini, Murat'ı mı? Hayır. Galiba adı Fatih. Fatih diye bağırdıklarını duydum. Yanlış kardeş. Öldü mü? Bilmiyorum efendim. Mezar Hanım için gelmişlerdi. Çatışma çıktı, sonra... Sonra mı? Dahası da mı var? Evet. Mezar Hanım'ın babası geldi. Sizi arıyor, silahlı. Mezar Hanım da alıp gitti. Ortalık iyice karışmış desene. En sevdiğim. Evde kim var? Kimse yok. Ben de uzaklaşıyorum. Güzel. Çok güzel. Bu çok iyi oldu işte. Sen biraz dur kayınpederim. Kas bakalım git, kas. Tabii kas esasın. Cemil, kurbanın olayı sakın bir şey yapma. Tahir ile Murat. Vedat. Peşindeyim. Ali ne olur. Ona engel olmak bir şey yapmasın ne olur. Tamam Nefes, sen merak etme. Hadi. Daha hızlı kardeşim, hadi daha hızlı. Abi ceza yersin. Hayatının cezasını yiyeceksin şimdi benden. Oğlum polisim lan ben. Bas şu gaza. Tamam abi. İtin seni aslı doğru mu? Sen bir şey söyle. Sadece evet de. Başını salla bir şey söyle. Allah'ın aşkına
Mehmet'ine. Ya kolumu bırak bak, hıncımı senden almayayım ha. Benden al. Al benden al. Al benden al hıncını. Ama o itin kanını eline bulaştırma. Beni iki kızımla ortalık yerde koma Cemil. Ne yapayım Ege? Ne yapayım? İki kızım, iki gözüm ne haldedirler. Ama senden de hesaplaşacağım. Sen bunu ne zamandır biliyordun, senden de hesaplaşacağım. Kurban olayım, gitme. Gitme Cemil, gitme. Ya sen bunu bana söylerken benim ne yapacağımı zannediyordun ha? Gidip polise mi şikayet etseydim? Ne diyordun polise? Benim kızımı dövdü diye şikayet mi etseydim? Benim kızımı astı diye şikayet mi etseydim? Onu önce dövüp sonra asmazsan benim içim soğur mu? Yetti artık diye bana kuyuz kıyamet telefon ederken benim ne yapacağımı zannediyordun ha? Cemil gitme! Gitme Cemil! Tahmin ettiğiniz gibi. Vedat Bey Tahir'e pusu kurmuş. Mezara geleceğini biliyordu tabii. Vurmuş mu Tahir'i? Nefesi vurmuş. Ölmüş mü kız? Hayır. Vedat Bey delirmiş nefesi vurunca. Tüfeğini falan orada bırakıp düşmüş peşlerine. Adamımız tüfeği almış ama... Evet abi, yazdım. Oku bakayım. Necip Yılmaz cinayetini işleyen Vedat Sayar'dır. Cinayeti üstüme almam karşılığında para teklif etti. Asiye Kalili'nin kaçırılmasının azmettiricisi de odur. Benim de yeni haberim oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Beğendin mi yaptığını? Ha?
senin yüzünden oldu. Biliyorsun değil mi? Uzatma Vedat. O iti teslim et bize. Teslim et. Ha? Sen de iyiden iyiye kendini adaletin yerine koymaya başladın Tahir, ama söyleyeyim. Adil olmak bir şey, kendini adalet zannetmek başka bir şey. Sıktırtma ula kafana. Herifi nereye sakladın? Sen benden hesap soracağını önce kardeşine bir sor bakalım, benim evimde ne işleri varmış. Biz buraya sen Nazar'ı dövdün diye geldik sikik. Hah, işte asıl mevzu. Ya sen kardeşine sormuyor musun? Kardeşim, senin evli barklı kadınla işin ne? Pardon. Tamamen aklımdan gitmiş. Kimi kime şikayet ediyorum ki? Özür dilerim Murat, sen de haklısın. Yani sonuçta abini örnek alıyorsun. Ama sana söyleyeyim. Abin kötü örnek. Bırak bu işlere. Sana son kez sorarım Vedat. Kardeşimi vuran it nerede? Dejavu. Biz bu anı daha önce de yaşamıştık Tahir. Hatırlıyorsun değil mi? İki kaleli, ellerinde iki silah. Ben vuracağım Vedat'ı. Yok, ben vuracağım Vedat'ı. Mustafa abicin, sen, ben. Hatırladın değil mi? Ama ben senin beni diri diri gömdüğün mezardan çıktım Tahir. Geldim buraya. Haklı olmanın gücüyle. Senden alacaklı olarak. Vedat Sayar. Ellerini başının üstüne koy ve diz çök. Tahir, Murat, indirin silahları. O itin nerede olduğunu söylemeden olmaz devrem. Tahir, indir silahını. Beyler, itiraf edin, ben siz yapamazsınız. Vedat Sayar, diz çök. Devrem, indir silahını, bu iş artık bende. Murat, indir. Sorguda öttüreceğim ben onu. Siz ikiniz de hastaneye gidin. Nefesi Fatih'i yalnız bırakma. Fatih ile ilgili bir gelişme olursa lütfen bana haber ver Tahir. Yapabileceğim bir şey olursa çekinmeden söyle. Ne de olsa kalelilerin arasında nefret etmediğim tek kişi oydu. Hep böyle olur zaten. En günahsız olan en ağır bedeli öder. Murat, dünya adil bir yer değil. Vedat Sayar, sinirimi bozuyorsun. Götürün şunu. Ne işimiz var bizim burada gül gibi evim dururken? Niye getirdiniz beni buraya? Oy Saniye Hanım oy. Azıcık gençler yalnız kalsın dedik. Ne de bu kaldın ayakta? Başka yere gitselerdi. Niye beni evimden ettiniz? Yangın var diye bağıracağım şimdi. Asıl ben yangın var diye bağıracağım. Düğün kıyafetleriyle apar topar getirdiniz koydunuz beni tuzluk gibi. Tuzluk Asiye. Bizim Asiye Asiye Nurma. Çocukları ev bulmuş Osman Bağım için, ona bakacağım. İyi. Beni dağ başında koyun gidin. Demek ki ben fazlaymışım. Bunu da öğrenmiş olduk şükür. Ana, hayırdır ana? Ay, anlayan bana da anlatsın. Balım nereye abi? İçeride. Ay, haydi ben giderim, bir bilemedin iki saate gelirim ha. Ana haydi, Allah'a emanet, var mı çarşıdan bir isteğin? Kaç gün mahpus kalacağız burada, onu söyleyin bari. Hayır, söyleseydiniz üst baş getirirdik. Ama siz bana hiçbir şey söylemeyin. Kendi bildiğiniz okuyun. Tabii ne lüzum var? Ben kimim ki? Git Mustafa, git. Git beni burada böyle kabak gibi plak. Alo, selamünaleyküm Osman baba. Ya biz sahibi bulduk ha. Yani galiba. Bizim Sami'yi bilirsin ha, emlakçı Sami. Aradı o beni, dedi ya babama bir ev buldum, bir bakalım seninle. Tamam, çarşıda bilirsin ha onun yerini. Oraya buluşuruz, haydi. Nefes. Sen eve git istersen. Ben beklerim orada.
üstünü falan değiştirirsin. Gelinlikle olmaz böyle. Daha iyi bir dönsün. Şu durumdayken Tahir'den ona bir şey yapmış olmasın. Ali abi izin vermez bir şey yapmasına, merak etme. Sakin ol sen. İnşallah. İnşallah. Çıkmadı mı? Yok, çıkmadı daha. Tahir, sen neredeydin? Vedat'a mı gittin? Tahir bak, bir şey söyle, beni korkutma. Ali abi, Vedat'ı gözaltına aldı. Tahir abi, sen nefesini alıp eve git. Üstünüzü başınızı değiştirin. Murat da geldi, bak biz bekleriz. Tahir. Saniye Hanım'la Asiye abla bilmiyor. Haber vermek lazım. Sen söylesen daha iyi olur. Nasıl diyebilirim? Fatih vuruldu. Yalnızımız vuruldu. Nasıl diyebilirim? Alo, Ali. Efendim abi. Ben senin arabayla çarşıya inirim ha. Osman babam ve bakacağım. Sen nereyesin? Karakolda mısın? Çarşıya mı buluşalım? Abi, sen yalnızsın değil mi? Asiye yengen falan yok yanında yani. Yok olup de bakayım. Bir hastaneye gitsen iyi olacak abi. Ne oldu da ne hastanesi? Fatih. Vurulmuş. Mustafa abi. Abi iyi misin? Bir şey söyle. Alo. Başlamadan hemen söyleyeyim. Beni gözaltında tutman tamamen hukuksuz. Kapa lan çeneni. Öyle mi? Peki o zaman sorularına nasıl cevap vereceğim komiser? Çok komiksin. Vedat Sayar. Acayip canımı sıkıyorsun benim. İnsanlar üzerinde öyle bir etkin vardır. Öyle diyorlar. Ama ben bunun gizli bir hayranlıktan ötürü olduğunu düşünüyorum. Bak. Daha önce tanık olmamış olabilirsin. Ama ben sinirli bir adamım. Böyle mesleğimin gereklerini falan unuturum. Ters bir şey yaparım, senin de canın fena yanar. Şu an acayip korktum komiser. Oysa ben seni iyi bir polis zannediyordum. Şimdi, Kalelilerden Murat, kardeşi Fatih'i de yanına alıp benim evimi basmış. Neden biliyor musun? Çünkü karımın peşinde. Korumalarım da tabii ki bunları durdurmaya çalışmışlar. Çıkan arbede de ne yazık ki maalesef Fatih vurulmuş. Ben eve geldiğimde olay çoktan olup bitmişti. Vuran adam kim bilmiyorum. Çoktan sırra kadem basmış. Peki ben neden buradayım? Ha, tabii. Senin şu Kalelilerle olan duygusal bağ. İşine duygularını karıştırman hiç hoş bir şey değil komiser. Hiç hoş bir şey değil. Şimdi yaptığın hatayı düzeltip beni buradan çıkartacak mısın? Yoksa yeni hatalar yapmak için başka planların mı var? Fatih nasıl? Ameliyattan çıktın mı? Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Ama ne yaparsın? Bu hayatta aileni seçemiyorsun işte. Siktir git Vedat Sayar.
buradan, gözüm görmesin seni. Senin adamı ne isteymiş? Vedat'ın iti benim yangazımdan. Benim yüzümden oldu abi. Nazarı dönmüş. Ben de peşine gittim. Fatih de benim peşime geldi. Durmaz ya. Ay, abi atma. 100 kere demedim mi ben sana? 1000 kere demedim mi lan? Uzak duracaksın nazardan ya. Başını belaya getireceksin demedim mi sana? Bırak Tahir. Bırak şunu parçalayalım. Abi tamam, bir sakin ol da, bir sakin ol. Sakin olayım. Siz nasıl sakin oluyorsunuz bilmiyorum Tahir. Binmek de istemiyorum. Memnun musun lan yaptığına? İkizin içeride yatağı. Yalnızım içeride yatağı, memnun musun lan? Gururlanıyor musun lan kendin lan? He? Kurtardın mı nazarı? Ona geleceğine bağ gelseydi abi, keşke ben vurulaydım. Keşke sağ gelseydi ya. O zaman derdim ki azdı azdı kudurdu. 1000 kere de tüm dinletemedim. Belasını buldu derdim. Bak içeride tüm yatağı. Bırak Tahir, bırak. Abi bırak da dönsün, hak ettim. Ulan bir dur sen de. En azından hak ettiğini biliyorsun da. Ceremesini kim çekeyim lan? Nasıl bakacaksın lan? Nasıl bakacaksın? Fatih ayağa kalktığında nasıl bakacaksın suratına Fatih? Beyefendi. Beyefendi sakin ol. Burası hastane. Dışarı. Hadi dışarı. Ulan bırak onu kardeşim, yatağı içeride. Kardeşim tamam, aile arasında. Eyvallah sağ ol. Saniye Hanım çağırdı, arabayı al gel dedi. Of Saniye Hanım, of. Ben evime gidiyorum. Kim nereye gider bilmem. İster otele, ister tatile. Paşa gönülleri bilir, ben evime gideceğim. Haydi Edis, haydi, haydi. Ay, taktı kafaya, eve gidiyorum, eve gidiyorum. Yenge, sen de geleyim misin? E gelelim bari İdris, ne edelim? Dur bekle. Benim, kızım haydi eve gidiyoruz. Bu benden kurtlandı gene. Komiser. Fatih'i vuran adamın benimle irtibata geçer geçmez sizi arayacağım. Çünkü adaletin yerini bulması benim tek dileğim. Defol git lan. Size de iyi günler. Alo Cemil Bey. Neredesin lan it? Merdan'a nazar yaptıkların hesabını... Sen neredesin? Ben geleyim yanına. Gel ulan gel. Ofisteyim, gel. Yarım saat oradayım. Thank you.
Benim içim yanmay mı sanaysın be abi? Yanayım. Yansana. Yanmasana Murat. Kül olsan kime ne faydası var? Fatih'e bir faydası var mı? Ben sana 50 kere. Dedun. 50 kere de dedun. 150 kere de dedun. Peki ben sana ne dedim? Tahir abim nefes yengeme aldı geldi. Biz de arkasında durduk dedim. Bak şimdi ne oldu? Birkaç saat öncesinde düğünde göbek ataydık. Ben de sana şunu dedim. Tahir abimle nefes yengeme gösterdiğin desteği benden niye esirgedin? Saniye Hanım, müsaade varsa ben... Tabii oğlum git, tabii tabii. Allah senden razı olsun İdris. Kız Esma, senin ne işin var burada? Tahir'le nefes nerede? Bir şey desene kız, ne oldu? Önce bir sakin olun. Tövbe estağfurullah kız, o ne demek şimdi? Kızım, ağzında ne var sen, gevelemesene. Ne oldu söyle? Durumu iyi. Az önce Ali ile konuştum. Kimin durumu iyi? Ne oldu? Vedat'ın adamı Fatih'i vurmuş. Hoş bulduk Cemil Bey. Bu ne güzel bir karşılama böyle. Mercan'ıma, nazarıma sen nasıl? Mercan'la? Ne alaka ya? Kuzumu sen asmışsın. Şimdi de ben senin... Mercan'ı ben asmışım öyle mi? Aa, hayatımda duyduğum en saçma şey. Ya sen gerçekten buna inanıyor musun? Ha? İnanıyorsun. Kızın senin beynini yıkamış. Anladım. Ben ne desem boş. İnanmayacaksın. Hadi vur. Sıksana. Öldür. Bana olan borçlarını da affediyorum. Ama kalan borçlarına ne yaparsın bilmiyorum. Belki kızların yardımcı olur ha. Cemil gitme. Ben iki kızımla ortalık yerde koma Cemil. Aslında hiç şaşırmadım biliyor musun? Senden böyle bir şey bekliyordum. Mercan'ı ben asmışım öyle mi? Nazarı da öldüğüm doğru.
Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum zaten. Evet, dövdüm. Üzgünüm. Ama neden biliyor musun? Hiç düşünüyor musun? Biz seninle harika bir plan yaptık, öyle değil mi? Kalelileri bitirmek için. Harika bir plan. Neredeyse de başarıyorduk. Ama bir şey oldu. Biri bizi ele verdi. Acaba kim? Ha? Hiç düşünüyor musun? Ara sıra da olsa yani şunu kullanıyor musun? Murat'la Nazar görüşüyorlar. Gizli gizli. Hatta Murat kardeşini alıp bugün evimi basmış. Belki duymuşsundur. Korumalarımdan biri Fatih'i vurmuş. Galiba Nazar'ı kaçıracaklardı. Bu sende bir şey uyandırıyor mu? Ya Merzan. Merzan! Ha, Mercan. Evet, itiraf ediyorum, Mercan'ı ben astım. Ve o kadar salak biriyim ki gittim onun tedavi olması için uğraştım. Bunun için uğraştım. Konuşamayan bir kız konuşabilsin diye gittim ona doktor buldum. Evimde tedavi ettirdim, faturalarını ödedim. Neden? Çünkü ben bir gerizekalıyım. Neden? Çünkü Mercan gitsin beni ispiyonlasın istedim. Vedat beni astı diye bülbül gibi şakısın istedim. Öyle mi Cemil Bey? Ya sen gerçekten buna inanıyor musun? Hiç mi kafanı kullanmıyorsun? Yazık. Koskoca Cemil daha deviren kızlarla elinde oyuncak olmuş. Ya ben İstanbul'da senin kızın iyileşsin diye bir doktor peşinde koşarken kızların bizim arkamızdan hain bir plan kurmuşlar. Plan ne biliyor musun? Sen beni vuruyorsun. İçeri giriyorsun. Ben ölüyorum. Nazar da muradına kavuşuyor. Harika bir plan. Ya öyle hain bir plan ki Cemil Bey. Öz babalarının hapse girmesine bile razı olmuşlar. Yapmazlar. Hmm. Yani her şey apaçık ortada. Ama sen tabii ki neye inanmak istiyorsan ona inan. Biraz düşün.